Sen kut oldun be yemekten. Ben hayvan gibi yedin, yedi kut oldun. Allah belanı versin. Ne şey söylüyor? Manyak mısın? Kardeşim nasıl bir rezil ya? Kut oldu. Cihan abicim ya. Kut oldu, kut. Tamam mı? Oğlum sen ne dersin ben? Kut nedir? Rahatsın kut. Kocaman adamsın. Ben şu sana ne diyeyim ya? Rahatsın kut ya. Kut nedir? Kut nedir? Al bunu ekrandan. Bol et. Özür dile Sinan abiden. Elini öp ne? Elini öp Sinan abi. Kardeşim. Bunu kötü anlamda söylemedin. Onu kötü anlamda söylemedin. Hayır. Gönlüne gel. Hayır. Rahatsın. Bu ne demekti? Gut'unun da şimdi o kadar senin de şimdi Rasim, gut ne demek? Akıllı ol. O kadar Rasim. Et yemiş, o kadar Rasim. Et yemiş. Rasim, akıllı ol. Akıllı ol Rasim. Rasim, sen de bize yaptı gut olmayız. Tıraş ederim seni Rasim, akıllı ol. Bak Ertem, gaza getirdin. Gaza getirdin. Eski Sinan Engin döndü. Rasim kardeşim benim. Rasim benim kardeşim. Tıraş ederim. Gut niye oldun? Çok protein. Kabul et çok yedin. Protein. Abiciğim bunun etle alakası yok. Fazla et yemek. Brokoli de kuşkonmaz da brokoli de. Fazla kuşkonmaz. Hamsi. Fazla hamsi. Küçük karides. Bunlar da yapar. Hamsi fazla de yapar. Kuşkonmaz yiyerek kuşkonmaz da brokoli de olur. Hepsini al. Kuşkonmaz sever. Hayır. Yok öyle bir şey. Var kuşkonmaz da brokoli. Hocam gelin. Girin internete bak hocam. Beyler bana anlatmayın. Hocam doktor var yalnız ya. Vücutta pürik asit. Brokoli var hocam. Hocam brokoli var. Balık yiyen de olmaz. Ama yaş ilerledikçe, kilo aldıkça metabolik sendrom. Hocam brokoli de var. Hayır hep burada okumaz. Efendim? Brokoli de var. Hayır abi brokoli. Guta kötü gelmez. Zararlı. Girin internete bak. Derbi konuşuyor. Girin bakın arkadaşlar. Ben de eski bir gut buzdaribiyim. Aa gutçular. Sen gutçusun hala. Kilo verdikçe gut atağı olma ihtimali azalır. bir de Santana diye bir yani kadın şarkısı vardı. Biliyor musun zaten? Koskoca moderatör gut 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 gutak diyor ya. Çok etken. Şaşırdı bunlar. Hepsi şaşırdı. Zaten gut 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 da demek gut gut. Gut işte anlattı Sinan abi ya. Sen niye gut gut gutak diyorsun? Gut gut gutak diye. Allah Allah Ertem de yedi kafayı ya. Evet sevgili seyirciler. Abi hadi derbi ne? Derbiye girelim ya. Derbi maçı yok mu? Ne oldu? 5 dakika. Doğru bilgi değil ki o. Doğru bilgi değil ki o. Hadi görüşürüz. Ya senin uydurduğun yüzünden zaten bütün memleket. Bütün memleket beni. Açık söylüyorum kardeşim. Sinan Engin'in zamanındaki bir densizliği yüzünden. Bütün millet beni şimdi içer falan bir zannediyor. Ne için geldin buraya? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman ben. Hiçbir zaman. Ya sana hayvan gibi yemekler geçince bozuldu. Karizması bozulmaz senin de. Dediğim şu. Bu çok nedir? Sen niye normal insan gibi konuşmuyorsun? Ya et yiyebilirsin. Sen niye normal insan gibi? O kadar yedeki kut oldu. Hayır bir şeyle bir şey. Desin ki abi çok yemişsin diyebilirsin. O da değil. Ben işte sen hayvan gibi içiyorsun dersen ne olacak? Doğru bilgi değil zaten. Ben de hayvan gibi yemediğimi sen biliyorsun. Zaten seni sevmez. Hayır sen çok et yersin. Bir kase çorbayı bak geçen hafta oturttu bana. Elif'e. Buradan İhvan Elif'e. Oğulcan'a. Burak abiye dördümüze zor yediriyor. Sinan çok kendisi bir tas çorba içmiyor. Ya. Ne diyorsun? Yapma ya. Et yer hocam. Hayır abi Sinan hiçbir şeyini ifradara kaçmaz. Gut niye oldu? Anlatıyorum ya pürün metabolizması pürün dediğimiz proteinin yıkılması pürün metabolizması bozukluğu. Hocam yanıldın mısın? Bak ben bu konuda hakikaten cahilim. Gut benim bildiğim fazla et yemekten olur. Doğru Rasim, mu? Bir şey söyleyeceğim. Et denir Gutun ama. Gutun azlı denir. Bu da şeyler de olsun. Sevgili Uğur Birel'e selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili Uğur Birel. Sevgili Nur Birel söylemezsem olmazsan hemen sonra yayında. Nur Birel'i kaçırmayın sabahları. Şimdi bunu niye söyledin sen? Şimdi konumuz ne alakası var? Nur Birel'le Gut'un ne peki futbolla Gut'un ne hastalığı var? Ne alakası var? Hocam bak ben hakikaten... Derbiyi konuşacağım Gut'un ne alakası var? Ben valla bak... Nur Birel Gut hastalığı işte ne olursun? Ertem'ciğim şimdi Ertem'ciğim ben hakikaten çok kitap okuyan bana bir yere bakıyorum ama hakikaten tıp literatürdü bilmem. Gut mesela Gut'um azdı denir. Gut'um kalktı denir. Bu Gut nedir? Anlatıyoruz ya. Gut. Hocam tamam anlatma. Nasıl gut oldu? Bak Nur mesaj etti tamam Nur, diyor. Nur kim kardeşim? Nur Viral ya bizim programcımız. Aaa Nur Viral iyidir. Hayır durdurmuyor. Ben başka Nur Viral yaptım. Nur Viral sabah programı. Ertem şimdi geçemiyoruz. Derbi merbi ne konuşacağız? Geçemiyoruz ki bir türlü. Abi derbi diyeceğiz gut diyorsun. Ertem hocam ağzı. Beşiktaş Galatasaray derbisinin. Hakikaten ben bilmiyorum. Bak hakikaten Ertem ben Sinan abini bak samimi söylüyorum. Ben şeyi bir düzeltirim. Ben Sinan abini hakikaten
Bol et, çok et yemekten olur. Demek ki değilmiş. Yani bak bazen imajlar olur. O zaman bir kere bir geyik tamam, yaptım. Bir gelsin Beşiktaş Galatasaray derbisi. Ben dedim ki Beşiktaş Galatasaray'ı 2-1 yener. Hakem Ali Palabıyık olur diyor. Şerif Uççu Erten. Zannım yana Gutyon. Gutyon seni bilir misin? Aaa billah diyor oyuncu. Şahane sal. Oynarlar. Şahane sal. Gutyon sen Barcelona'da gitti. İyi bir futbolcu. Gutyon sen. Diyelim kapatalım konuyu. İzlanda milli takımının. Gutyon sen. Şöyle kapatacağız. Gazdavonu dep dep dep. Depiyom geçmiyor. Top tahtadan dönüyor. Benim. Dünya futbol tarihinin, sevgili seyirciler, dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en rezil futbol programına şahit oluyorsunuz. Kendim de arkadaşlarım adına hepinize söylüyorum. Bir gözüken ne kadar futbol oynarsa oradan futbol hocam. Konuşulur Ahmet Çakar. Aa, Ahmet şey Çakar falan böyle hocam, arızalı konuşmuyor. Hocam, hocam bizi taklit ediyorlar. Bir şey olur. Kardeşim, siz de Rasim benim kardeşim. Yanlış bilgi ben düzeltirim. Rasim o kadar beyefendi ve iyi aile çocuğu ki Sinan abisiyle ilgili kötü olmayan ama kötü kaçabilecek bir kelimeden ya, dolayı Rasim, sıkıntı hocam, yaşam. Rasim'in niyetini bildiğin için Rasim benim kardeşim. Hocam peki, gözlerimin içine bak. Bütün Mustafa Denizli'yi seviyor musun? Gel beni test et. Bana istediğin soruyu sor, harbi cevabı vereceğim. Mustafa Denizli'yi seviyor musun? Böyle olmaz. Ben keriz değilim. Bizi seyreden şu anda milyonlarca insan var. Benim göz hareketlerinden yalan söylüyor. Güneş gözlüğünüz var mı? Getir güneş gözlüğünü. Güneş gözlüğünü istediğin soruyu cevap vereceğim. Getir güneş gözlüğünü. Harbi canım ama gözlüğü niye takıyorum biliyor musun? Benim güneş gözlüğüm var. Asla. Getir güneş gözlüğünü. Hocam. Yalan cevap verirsen gözlüğünü soracağım. Soracağım. Var mı gözlüğü? Var mı? O ne lan? O ne lan? Aa kameraman çıkıyor. O ne aynalı aynalı o ne? Benim gözlüğüm. Aynen mi? İşporta gözlüğü. İşporta gözlüğü de olsa işportacılar kardeşi benim. Şimdi, istediğin soruyu sor buyur. Aa o ne? Ben istediğin soruyu sor. Neyi soracağım buna millet güler ya. Sor. Ulan sen bu soru değil soru sorulabilir. İstediğin soruyu sor. Aa can canlı. Sana bekle hayır diye cevap vereceğim sor. Sor. Bu gözlükle ilgili ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ilk defa gördüm. Mustafa Denizli düşmanlığı mı var sende? Var mı? Hiç sevmem. Ha? Hiç sevmem. Mustafa Denizli'yi sevmiyorsun. Peki hiç sen sevmiyorum. Yarın Aslan'ın Galatasaray'ı elemesini istediğin için mi asla, bunu öngörüyorsun? Asla. Vatan haini. Diyor. Hafif var sende. Vatan haini. Hafif Mustafa Denizli düşmanlığı var. Bana soruyu. Vatan haini değil. Ayrı. Tek. Vatan maçı değil bu. Hocam. İçin bu da Galatasaray'ın maçı bu. Hocam vatan hiç hayatında hocam. Hiç hayatta sorguya girdin mi? Yok girmedim. Benim hayatım sorgularla geçti. Soruyu sorarsın evet veya hayır diye cevap veriyorum. Ben soruyorum. Sorun abi tek. Sor. İçindeki bu dürtüler çocukluğundan beri var mı? Evet. Sen bir sapık mısın? Bilmiyorum. Bazen sapıkça konuşmalarım var. Televizyonlarda mı? Televizyonlarda. İçeride normal insansın. Evet. Herkes seni tanımıyor. Evet, tabii evet. Sorun İçeride arasında. Bakın arkadaşlar. Hocam. Seyirciler lütfen seyirciler. Hocaya dışarıda baktığınız zaman normal sizin gibi bir insan. Ama burada çok farklı bir insan oluyor. Kardeşim, bu sapık bir düşünce var. Hocam Mustafa Denizli'ye nefretinin sebebi nedir? Ya anlattık ya işte. Bir daha. Aramızda geçen o sıkıntılı bir yıl. Ya bir tane dandik programda olmuş dandik bir olaydan bir adama nefret duyulur mu? Başka bir şey. Ben böyleyim işinize gelir. Peki yarın Mustafa Denizli yarın elenirse mutlu olur musun? Galatasaray eğlenirse de. Ama Mustafa Denizli mutlu olur. Bir Ray Charles şarkısı söyler misin? Peki. Bu ne ya Ray Charles gibi oldun? Ver Ray Charles'ın müziğini. Dur bir dakika Rasim'cim. Bu ne ya? Yarın. Kör kemancılar gibi oldu. Her maç 3 veya 4-1 biterse. Evet. Ray Charles. Arda Turan'la attığın tweet gibi yarın Sinan Engin'cim böyle tweet atar mısın? Hayır. Benzeri. Hayır. Atar mısın? Sebebini söyleyeyim. Söyle. Arda Turan'ınki bir öngörüydü. Galatasaray Aslan'a Galatasaray'ı yenecek bir öngörü değil. Bu bir futbol mantığı içinde söylenmiş bir laf değil. Ben şimdi desem ki benim bütün analizlerim yarın Aslan'ın bak hafta sonu için. Benim analizlerim öyle. Ha. Analizlerim tabii ki Galatasaray'ın çok ağır bastı. Aslan'ın kazanmasının dünya çapında bir sürpriz olacağıdır. Bu benim futbol eleşim. Yani ama dünya çapında sürpriz değildir kazanması. Avrupa çapında bir sürpriz. Gecenin şöyle şunu söyleyeyim sana. Şampiyonlar Ligi'nde flash sonuçlar UEFA evet. Bütün şeyler soru sorunca takacağım. Efendim Aslan'a Galatasaray eledi derler. Buna hiç lafım yok. Temennim Galatasaray 86-0 yensin. Futbol öngörüm Galatasaray tabii ki 3. olup UEFA'ya gidecek ama... Bence katılmıyorum. Karanlık kamşam ya. Katılmıyorum. Bu aradan gelen mesela bir şey söyleyeyim mi sana? Katılmıyorum. Son söyledikleri, son dönemde bu Rafet böyle bir... yani o lafları ben söylemem. Söyle ama Tornistan. Yok tabii. Kıvırma. Tornistan. Hayır kıvırdığım zamanlar da oldu ama şimdi kıvırmıyorum. Hafif bu son soru. Ben inanmıyorum. Nasıl efendi? Sen Mustafa Denizli. Mustafa Denizli'den dolayı yarın Galatasaray'ın yenmesini istemiyorsun. Aynen ben de katılıyorum bu an. Her kim ki yarın Galatasaray'ın
yenmesini istemiyor. Kendi adıma konuşuyorum. Şerefsiz oğlu şerefsizdir. Estağfurullah. Kendi şey diyemeyiz söylüyor. De. Ama sen adına söylüyor adam. Aslında sen aslında bir şey diyorsun. Ben inanıyorum hocaya. Hocam seni bu düşünceye iten peki o zaman anlat. Garip. Niye bütünüyor anlamıyorsun. Ne hale ne? Bizi niye? Bize niye olmuyor? Ben sabahtan beri demiyor muyum? Bizi niye hiçbir şey dürtmüyor da? Habire hocayı dürtüyor. Bizi ha, gözlüğü takıp da anlat hocam. Sapık dürtüyor. Ben şey miyim? Beni başkalarıyla karıştırmayın kardeşim. Bu gözlük açık vermemek için yapılmış bir şeydir. Ama zamanı gelince burada kalsın. Artıdan Ertem bu gözlüğü niye kullanıyorsun ki? Nerede kullanıyorsun ya? Popstar değilsin bir şey değilsin. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ertem kullanıyor. Size şunu söyleyeyim. Galatasaray'da şu kaygı var bak. Tubazi. Sevgili Galatasaray taraftarları, takımdaşlarım, kardeşlerim, omuzdaşlarım. Yarın 55 bin kişi o statta yoksa hepimiz adam madam değiliz. Bak bu kadar söylüyorum. Çünkü tahmini baktım 25 bin kişi gelecek. Tam bu rezalet olur. Mustafa hocamızın ilk 23 ben. Sene sonra ilk maçı. 23 sene önce bu zamanlarda Werder Bremen'le meşhur bir maç oynamıştık. Hatırlarsın Sinan abi sen. Evet hatırlıyorum. Karlı hava. Karlı havada. Hatırlıyorum. Top çizgide kaldı. Yarın bu taraftar orayı dolduracak. Ha ben taraftarın temel talebini biliyorum. Pasolik kaldırılmalı. Evet kaldırılacak. Pasolik kaldırılacak muhakkak. Herkes gidecek eski usul biletini alacak. Orada fotoğraf verecek şeyini, tipini. Bitti. Şu Turkcell'de ne güzel şarkı yapmış ya. Dilime bir takıldı. Sabahtan beri söyleyip duruyorum. Bir top ve birçok adam. Oo, ver müziği Ertem. Şarkı geliyor. Bir top ve birçok adam. 90 dakika full heyecan. Benzemez hiçbir aşka. Futbol aşkı bambaşka. Hafta sonuna doğru. Akıllarda tek soru. Akşam maç mı var mı ney? Vurduğun gol olsun hey! Futbol ne güzel şey. Futbol güzel şey ama biz burada söyleyemedik. O zaman hazırlanıyoruz. Yakında burada güzel bir konser veriyoruz. Söz mü? Hayda Ertem hadi benim müzik bilgim var da sizin işiniz zor ha. Söyleyeyim kardeşim. Ya sen öğreneyim diye ders alıyorsun. Ben ders veririm ne anlatıyorsun kardeşim? O gün gelsin ben hepinizi göreceğim arkadaşlar. Ben o gün bateriyi ağlatırken hepinizin suratını ayrı ayrı görmek isterim. O zaman anlaştık. Turkcell'in Süper Lig reklamının şarkısını hem çalıyoruz hem söylüyoruz. Anlaştık mı? Bekleyin bizi. Beyaz futbol ve derin futbol dediğim zaman aklınıza ne geliyor ben? Dur. İşte. Dünyanın en iyi insanlarından biri. Unutulmuş bak, müthiş bir iş bile. Ve geldi. Çok hareketli. Benim futbol dediğim anda geldi. Hoş geldiniz kardeşim Rehacım. Değerli abimiz Reha Bey. Çok heyecanlı. Çok yaratıcı. Zaman zaman biraz hatalar yapan, yaramazlıklar yapan. Ama çok profesyonel hazırlanan bir televizyon programı geliyor. Hocam zaman zaman hatalar yapıyor muyuz? Hayır, burada karıştırıyorsun. Ben yapıyorum, ona çok hatalar yaptım zamanında. Hocam çok eskiden tanışıyorsun sen. Herhalde 11 yıl oldu. 11 yıl oldu. 11 yıl oldu. İtirafname. 11 yıl önce tanıştık. 11 yıl oldu. Hocam. Daha 12 belki de. Hocam, hocam. Star TV'de. Cem Uzan'ın Star TV'si yanlış anlaşılması. Beraber Star'da ben, yalnız onu futbol yorumculuğuna kazandırdım. Hatta Türkiye en iyi enkrimeni hatırlıyorum o dönemi. O dönemde işte bunun Show TV'den atıldığı dönemdi. Spor, medya alemi işte böyle fırıldak hali. Aynen. Öyle yapayalnız kalırsın. Tekme tokat kavga aşamasında ayrılan adamlar. Böylesine enteresan bir çıgan müziği eşliğinde. Loş ışıklarda öpüşebiliyor. Hepimiz yumuşamaz be. Hepimiz diyor. Kendimi de alıyorum işe. Başta kendimi alıyorum. Yazın bunu. Hepimiz yavrum. Sakın onu yazmayın. Hocam, hocam. Hocam. Üzüldüm. Bir de bize içtiniz. Buna ne yedirdiniz? Buna ne verdiniz? Ne yedirdiniz? Ya komedi. Ben asıl Ahmet Hoca ne yediğine içti onu. Buna ne verdiniz? Buna ne yaşında adam. 4-5 sene önce. Bu ülkenin ne gittiniz? Siz ne yediniz orada? Ne içtiniz? Bilmiyorum. Nereye geldiniz? Hiçbir şey vermediler. Hiçbir şey vermediler. Hangi kafaya geldiniz burada? Siz ne yapıyorsunuz? Biz Türk halkına, Türk halkına yalan söyleyemem kendi adıma. Evet hocam yalan söyle. 5 sene önce Kanal Türk'ün dehlizlerinde
özel güvenlik eşliğinde tahliye edilirken. Bir de ekipler. Erman da var işin içinde. Bir de kahvede de ettiniz, kafede ettiniz. Hangi kafe? Tabii kafede maçkada, de. Maçkada kafede ettiniz ya. Tabaklar fırladı. Olmadı. Maçkada ettiniz. Tabaklar uçtu. Olmadı, hatırlamıyorum. Otelin altındaki. Ya, biz her şeyi yemişiz de. Her şeyi yemişiz de. Hepimiz yavşağız derken şunu demek istedim. Biz hocam bizi tenzih ettik. Ya sen alma üzerine be. Ama hocam hepimiz diyorsun. Hayır diyor. Televizyonda. Büyük abi yaşa. Bravo. İnsanların adam zannedip dinlediği bizler aslında birer şişme bebeğiz. Evet. Onu hissettim. Bana 5 yıl önce öyle rezil hale kavga etme. Ediyorsan da böyle sarılıp öpüşme. Kendimi eleştiriyorum. Ben biliyorsun başkaları yaşadığı kendimi eleştiriyorum. 4-5 sene sonra ilk kez gördün değil mi? 5 yıl be kardeşim. 2011-2014. 15 evet. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim kardeşim? Türk halkı ben size Türkiye'de yaşayan en az yalan söyleyen yorumcuyumdur. Ya sen... Bu konuda iddia. En az yalan, sıfır yalan değil. Arada bir ince gireceğim. Hocam biraz da Trabzon'u konuşalım. Neyi? Trabzonspor'u konuşalım. Nasıl yapıyor? Trabzonlusun, Trabzon'u konuşuyor. Trabzon'un içini konuşalım. Ne güzel stand-up yapıyoruz arkadaşlar. Sevgili seyirciler, gündemde ne varsa beyazgazete.com'da, beyazgazete.com'da her şey var. Spordan siyasete, siyasetten sanata, sanattan magazine her şey var. Biz şimdi ne yapacağız? Spora gireceğiz. Sporda bakın çok önemli gelişmeler. Nasıl'ın gülmesi, Ahmet Çakar'ın gülmesi hepimiz... O ne nokta ya? Nokta nokta. Sonrasında ne var? Devam ediyoruz. Sinan Engin. Spor dünyasının nabzını tutacak. Yazıları başlıyor. Devam ediyoruz. 3 numarada ne var? 3 numarada Galatasaray'a 4 müjde. Evet. Ertem. Tek tek konuşalım. Allah aşkına bak çok şikayet geliyor. Evet doğru. Anlaşılmıyor. Gürültüden insanlar... Ben artık konuşmayacağım. Bir süre konuşma Allah Hayır, aşkına. Hayır. Program boyu konuşmayacağım. Ertem'i kınıyorum. Çünkü biz bu kadar laf ettik. Beyaz Gazete.com'da. Sen ne terbiyesi adamsın ya. Bu kadar yorum yapıldı. Hepimiz yavşaz diye manşet attırdı ya. Ben atmadım. Kardeşim o görüle görüle mi gördün? Niye onu göster diyorsun? Ben atmadım. Hoca programla alakalı demedi ama. Ben atmadım. Basın dünyasıyla ilgili. Ben atmadım. Buraya ilgili. Bir dakika. Bir dakika dur. Hoca bir dakika. Hoca bu stüdyo ile alakalı konuşmadı. Ya bizi genel bizi basın oradaki. Evet. O bak orada şey. Spor önüne gitti insanlar da genel insanlar. Orayı kastetmedi yapma. Tabii canım. Doğru. Öyle bir şey yok. Hocam bir kere daha bir tanıştık. Sinan Engin de ayar verdi. Bizi tenzih et hocam. Bak Türk halkı. Ben bunu kabul etmem. Televizyonda gördü insanların %90'ını. Muhteşem ulaşılmaz insanlar. Çoğu alçak. Aslında böyle değildir. Bunun örneği de şu. Demin de ben az önce 5 sene önce Rea ile kanlı bıçakla ayrıldık. Kavga bir hatırımda ayrıldık. Şimdi vatandaş düşünmez 5 sene sonra sarılıp öpüşüyoruz. Ya ne Rea? Hocam karı koca mıydınız? Yok çok yakın. Rea Mutlu'yla. Sinan. Sinan yakındı. Karı koca mıydınız? Yakındık. Yer yatağı yapmışlar evde. Bana geldi yer yatağı yaptık. Sinan yakındı. Ne yer 15 tane adam vardı evinde hocanın ya. Ne yer pansiyon mu? Lokallere çıkan, yaşı 50 olup, tamam mı, fiziğini korumuş, bilekliği ve bordo renk ceketiyle 70-75 yaşındaki kadınlara jigololu gizmesini vermek istiyor. Ya hocam ya! Ya hocam ayıp öyle değilsin. Tekrar eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklenecek bir şey yok. Şimdi Galatasaray Dortmund'da oynayacak. Zaten Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sene son senesi. İddia ediyorum Galatasaray önümüzdeki 4 yıl veya 5 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'nde yarışamayacak. UEFA Avrupa Ligi olabilir de olmayabilir ama Galatasaray. Kaç sene hocam? 4 veya 5 sene minimum. Minimum. Katılmam. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray yarışamayacak. Neden hocam? Çok çeşitli nedenleri var. İlerleyen dakikalarda konuşuruz siz buyurun. Hocam hani burası bir biliyorsunuz biz hiçbir zaman bu konuda kurgu yapmıyoruz. Ne kurgusu? Panellere, konferanslara, seminerlere de gittiğimde sürekli olarak soruluyor. Bu tip konular, bu tip konuşmalar kurgu mu? Bu programdaki bazı şeyler biz ve diğer bazı programlarda ama bir telefon konuşması mı yaptınız? UEFA'yla mı görüştünüz? Şu var. Çok 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 büyük ihtimal. %100 değil ama %100'e yakın bir ihtimal. Galatasaray mali kriterlerden ceza alacak bu bir. İkincisi hangi başkan seçilirse seçilsin. Galatasaray'ın mali yapısı iflas olduğu için bu dakikadan sonra elindeki asetleri de kaybedecek. Oyuncu bazında yeni transferler yapamayacak, ödemeleri yapamayacak. Ve Galatasaray önümüzdeki 5 yıl Şampiyonlar Ligi'nde bir daha göremeyeceğiz. Fenerbahçe olabilir, Beşiktaş olabilir. Eğer Türkiye sınıf düşerse şampiyonumuz da ön eleme oynamak zorunda kalabilir. O başka bir şey. Ama ben Galatasaray'ın bir daha 4-5 sene
O şanlı Galatasaray'ın tarihi, bana göre Türk, Avrupa'daki en başarılı Türk takımı. Tabii. Yanlış politikalar, ahlaksız egolar, genel anlamda konuşuyorum. Kendine çalışan insanlar, vatandaşı Galatasaray'ı kandıran idareciler, basının goygoyu, bazı satın alınmış basın mensupları. Dolayısıyla Galatasaray'ın önünü kestiler. Tam 5 yıl. 4-5 yıl Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yok. Galatasaray şampiyon. 4-5 sene Şampiyonlar Ligi'nde. Bu kaşeti koyun. Bugün ayın kaçı? 20 Ekim 2014. Doğru mu? Evet. 20 Ekim 2014. Evet. 2019'dan önce Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak. Başkan var ya, ben şu Aziz Yıldırım Başkan yanında olsam şu andan itibaren yemin ediyorum, avukatın ailesini eğer bizi dinliyorlarsa yarından itibaren Metris'e bütün ziyaretleri iptal ederim. Ne dostu dostu abi. İnsan ne yiyorsa dosttan kazıklıyor ya. Doğru vallahi, yemin ediyorum eğer başkan. Ama bir dakika Ferdi kardeşim. Seni severim sayarım. Bak bir dakika. Abi bir dakika Ferdi. Burada insanların hayatı, aileler kül olmuş, insanlar bitmiş. Siz burada bula dostu gidiyor bir şey söylüyor. O bir şey. Ya adamı maymun gibi yaptınız be. Koskoca Fenerbahçe başkanı, yazıklar olsun hepinize be. Ne yavaş abi. Sakin olun be kardeşim. Ne sakin kardeşim. Anlamıyorum. Ben üzülüyorum Aziz Yıldırım'a ya. Ben bir şey söyleyeyim sana. Allah yeter ya. Bu konuda Adnan'ın yazdıklarının altına imza atarım diye. Yeter ya, yazık ya. Adam maymun gibi oldu be. Tamam bir lafınıza dikkat. Her lafına dikkat be. Sakin ol kardeşim, bir sakin. Yazık gün hocam, vallahi bile ayıp ya. Bir dakika. Adnan sakin ol. Adnan'ın dediği doğru. Aziz Yıldırım'ı eleştirmek başka bir şeydir. Ayıp ya. Aziz Yıldırım'ın dostça söylemiş olduğu yanlış bir şeyleri daha olsa bile kötü medyaya yaymak. Maymun gibi olma. Ne yaptın oğlum? Vallahi hocam burama geldi ya. Dur sakin ol. Geçer bunlar. Geçer hocam. Geçer. Sakin ol. Sakin. Manyaklaşma oğlum. Sakin ol. Sakin. Adnan sakin ol. Kötü duruma düştü. Maymun gibi olmak ne yaptığınızı kardeşim. Bir dakika. Bir dakika. Adamı ne hale getirdiler ya. Savunayım derken hakaret ediyorum. Yazıklar olsun be. Hakaret ediyorum. Dostları bunu yapan ha. Ne hakaret. Ya hakaret ediyorum. Ne var hakaret ediyorum. Doğru. Haklı. Yani Feridun, o senin arkadaşın, o arkadaşında, senin o arkadaşında büyük sıkıntı var Feridun. Ben Feridun'a bir şey yok ya. Ben gülme Feridun. Arkadaşımda da bir sıkıntı yok, daha asıl sıkıntı bende. Ay Adnan suyu niye attı şimdi, ben anlayamadım. 8-9 sene önce de böyle bir konu olmuştu. Onu da haberleştirirken İbrahim Seten'le çok konuştuk biz. Nokta dergisine de oldu biliyorsun bazı... Yani kadın, kız, yaşlı kadın, genç kız, kız çocuk oynamıyor. Hiçbir dişi Nur Yerlitaş gibi doğal fenomen olmamıştır. TV, evet, TV duydunuz mu Nur Hanım? Büyük TV şahsiyeti oldu. Ama bizi de seyreden. Nur Hanım duydunuz mu? Alo. İyi geceler, nasılsınız? Allah'ım yarabbim. Ay canım benim. Ahmet Hoca konuşuyor değil mi? Ahmet Hoca konuşuyor, Sinan Hoca konuşuyor, Abdülkerim Hoca konuşuyor, Rasim Hoca konuşuyor. Ya sizler benim pazar gecesi arkadaşlarımsınız. Ama ben 2 aydır sizlerden uzak kaldım. Çünkü biliyorsunuz çalışıyorum. Şimdi girdim içeri. Evet. Geldim işte. Sinancığım, evet. Rokum, Ahmet Hoca, Ertan Bey, Abdülkerim Bey'di değil mi? Evet. Karagümrük. Evet. Karagümrük evet. Abdülkerim. Ay ne güzel, Karagümrük candır ya. Fatih Karagümrük. Pardon. Rahatsız, geçmeyen bildirip, evet efendim sorularınızı bekliyorum. Nasılsın Nur abla? Program iyi gidiyor, bak tebrik ederiz. Dün akşam çok iyiydi reytinginiz. Aa, birinci olmuşsunuz da ben anlamıyorum tabii. Ya ben anlamam, ben eşlikten, boncuktan, kumaştan aldım. Nur Hanım her şey güzel de sağlığınız kötü görünüyor, iyi misiniz? Allah. Var mı bir şey, check-up, make-up, Allah korusun bir kötü bir şeyler var mı? Ay Ahmet Hoca ne diyorsunuz? Vallahi ne diyorum ya, biliyor musunuz? Ya evamlıdır zaten, evamlıdır. Hayır evam değil. Bakın kardeşim, ben de öyle sözümü esirgemem. Nur Yerlitaş son 10 yılda Türk televizyonlarındaki en büyük fenomen dişidir. Lakin Nur Hanım ciddi anlamda size bir sağlık problemi ya çıktı ya çıkacak. Biz Allah, lütfen check-up yaptırın. Allah hocam ne yapayım sıkıntı ya? Büyük. Hissediyorum. Hiçbir şey olmaz. Ben kapatıyorum. Nur Hanım. Yok. Yok kapatın. Ben kapatıyorum. Ya Ahmet Hoca evet sağlık problemimiz uzun bir şey grip geçirdim ve zatürreye başlangıcı dendi. Vallahi elimden geldiğince çok dikkat etmeye çalışıyorum. Pankreas nasıl? Yani pankreas. Gülmeyin ya. Arkadaşlar lütfen gülmeyin. Nur Hanım siz de gülmeyin. Ciddi bir şey söylüyoruz. Bir tıp doktoru olarak konuşuyorum. Pankreasınız nasıl?
Ahmet Hoca bu sene şey çok moda biliyor musunuz? Yeşil. O kadar moda ki. Haberiniz var. Ya ya. Yeşil. Yeşil hep modadır benim bildiğim. Yeşil çok moda Ahmet Hoca. Rob ne yapıyorsun Rob? İyiyim Nur ablacığım, sen nasılsın, iyi misin? Ay özledim ben seni. Sinancığım ay vah harikasınız ya. Seni Nur Hanım. Nur abla. Nur ablacığım şu anda görebiliyor musunuz bizi yayında? Açtın mı televizyonu Nur abla? Ben televizyonu bulana kadar girdim. Ay nasıl yani, asansördeyim. Ay, diyorlar bağlayacağız dedim, asansördeyim. Evet, ne soracaksınız? Sanıyorum futbolcu teknik direktörlerle ilgili bir soracaksınız. Evet, evet, Türkiye Ligi'ni ara ara takip ettiğinizi biliyorum. Kıyafetlere baktığınız zaman en iyi giyinen kim? En iyi kim giyiniyor? Mesela teknik direktör. Mesela Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal. Ay İsmail Bey biliyorum, ceketi uzun onu. Ceket. Ceket boyu o beyefendinin uzun. Ben de Fenerbahçeliyim zaten. Ceket yani, boyu mu uzun? O değiştirdi. Teknik direktörümüze buradan sesleniyorum. Ceket boyu değiştirdi, değiştirdi. Nur abla ilk hafta öyleydi, sonra düzeltti. Bu hafta düzeltti. Öyle mi? Evet evet, düzeltti. Vallahi benim bir tane teknik direktörüm var tabii ki. Fatih Terim hocam, Fatih hoca. Her zaman onda bir Gusto İtalyano'dur. Eski arkadaşın olduğu için onu tabii. Evet, çok severim Tim ailesini. O, ben butikçi yıllarımda tabii Şişli bölgesindeydik. O da futbolcuydu. Orada hep İtalyan giyimleri satılırdı. Bütün futbolcular da oradan alırdı. Fatih hoca da tabii. Bizim butik Şeref vardı, Şeref abi. Evet. Bilirsin Sinan Şeref. Evet, biliyorum. Butik Şeref. Bir şeydi, VYK kazak alırdı, renkliydi. O zamandan böyle renkli şeyler geldi, kazaklar geldi. Kendisine buradan çok sevgiler. Biliyorsunuz benim kepsim onunla patladı. Çünkü Fatih Hoca da hiçbir şeyi beğenmez, o da benim gibi. Hep böyle mimiklidir. Bu çok hoşuma gitti. Bu kepsler sizi rahatsız ediyor mu? Özellikle Fatih Hoca üzerinden yapılan kepsler, filmler üzerinden yapılan kepsler. Mesela Aziz Başkan'a bile keps yapıldı sizin Sayın Mahmut Uslu'ya. Bunlar sizi rahatsız ediyor mu, güldürüyor mu? Güzel, çok sevindim. Aziz Başkan benim, bizim başkanımız. Biz Fenerbahçeliyiz ve Aziz Başkan'ı çok seviyoruz. Yeğenimin adını da Aziz Baran koyduk biz. Öyle mi? Evet, evet, evet. Ya Aziz Başkan'a gelene kadar efendim dünyada Obama'ya geçiyorsun yani. Ya Allah ne sırat vermiş, bütün her şeye uyuyor. Ya çok çekersiniz. Valla bu kepslerin ben çok farkında değilim. Hani fenomen olmuşum, milyonlar tıklanmış. Bu geçici bir balon bir süreçtir benim için. Hatta çok olgun ama Nur abla. Rahatsız oluyorum. Neden diyeceksiniz? İnanın artık bir yere gidiyorum, bir yemek yiyemiyorum, bir şey seyredemiyorum. Eksik olmasınlar. Gelip sana bayılıyoruz. Senin programda harikasın. Sana bayılıyoruz. Kepslerine ölüyoruz diye. İnanın ben de kimseyi kırmak istemiyorum. Fotoğraf istiyorlar. Kırmıyorum ama yoruluyorum. Ve Nur abla, Nur abla şu anda tweetler ellişer ellişer geliyor. İnanın yani hani gerçekten telefon kilitlendi. Hani inanılmaz bir sevgi seni var size. Çok teşekkür ediyorum. Buradan benim sosyal medyadaki sanal dünyada tabii çok dostlar, düşmanlar var. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir tek Instagram kullanıyorum. Ona da bakmıyorum. Niye bakmıyorum biliyor musunuz? Instagram. Ben orada bir fotoğraf koyuyorum. Onlar başka yorum yapıyorlar. Ama kafamı, zihnimi yormuyorum. Ama bana güzel yorum yapanlara buradan kocaman kalpler yolluyorum. Emre Belezoğlu ne yapıyor? O da şık çocuktur. Evet. İtalyan, o da yıllarca İtalya'da kaldı. Doğru. Bak kepslerden nasıl dönüş yapıyorum hemen ya. Vay vay vay. Nasıl bir kadınım Ahmet Hoca? Nasıl bir kadınım ben Ahmet Hoca diyor. Sağlık konusunda bir sıkıntı gördüm. Nasıl bir kadınsınız biliyor musunuz, söyleyeyim. Fenomenliğiniz yanında inanılmaz hokkobaz ruhlusunuz. Hayır bunu pozitif anlamda söylüyorum. Bunu pozitif anlamda söylüyorum. Hokkabaz demek, yaratıcı demek. Mesela gülerken ağlatırsınız siz. Orada genç kızlar var ya, sarı, esmer, orta kumral, kısa uzun, şeyde programda.
Mesela ya kızlara... Ahmet Hoca o kadar zeki bir adam ki. Şimdi hokkabaz kelimesi. Şimdi bunu insanlar çek. Ahmet Hoca, Nur Yerlitaş'a hokkabaz dedi. Hayır efendim. Hayır. Bir dakika canım. Bakın. Biliyorum. Aynı bakın şunu söyleyeyim. Neydi o Rasim? Neydi o? Ekran hayvanı. Ekran hayvanı. Siz de ve sizin gibi çok büyük fenomenler sizler birer ekran hayvanısınızdır. Bu hakaret değildir. Tabii bir teknik terimdir. Sizde inanılmaz. Hayır söylüyorum. Bu bir teknik terim ya. Terimdir kardeşim. Teknik terimdir. Aynı zamanda Nurhan Hanım. Ben de hocam için söyledim zaman. Bilmiyorum yaşça bizden büyük bir... Siz hokkabaz bir kadınsınız. Hayvan gibi koşuyor sahada. Gibi. Ne o gibi? Evet. Hokkabaz bir kadının özelliği şudur. Birden gülerken ağlatır. Ağlatırken güldürebilen insandır hokkabaz. Ahmet Hocacığım ben bunu anlayabilecek kapasitede ve bakış açısında bir kadınım. Tabii ki. Hayır sizin için yanlış anlaşılmasın diyorum hanımefendiciğim. Hayır yok. Kamuoyu tarafından. Ben yanlış anlasam bu telefonu suratına kapatmıştım. Onu biliyorum. İşte hokkabazlık budur. Birden hocam deyip Allah belanı versin deyip kapatabilirsin işte. Hokkabazlık budur. Ay başka? Bir şey başka ne soracaksın? Nur Hanım sormaz. Bizim stüdyomuzdaki kıyafetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Ahmet Hoca ekrandaydı. Sinan abinin kıyafetlerini nasıl buluyorsunuz? Rasim'in, Abdülkerim hocamın. Rasim'in zaman zaman kravatlarını çok beğeniyorum. Bazen muhteşem oluyor. Saçları uzun beğeniyorum Rasim'i. Sağ ol. Ya Sinancığım benim. Ya zaten Sinan başka bir şey. O benim ailem. Her şeyim o benim. Çok eski arkadaşız onunla. Kardeşimdir benim. O kendine has bir adamdır. Ertem Topçuk. Ahmet Hoca'ya gelince ben Ahmet Hoca konuşurken kravatı, gömleği nasıl diye hiç bakmadım. O kadar egzotik bir adam ki. Sonra o da benim o da televizyonların hokkabazı. Ben hokkabaz değilim. Ben madrabaz televizyoncuyum. Madrabaz başka bir şeydir. Çünkü madrabaz komple tuvalizde yapar. Tabii bu kavramlar. Vampir. Nur abla o vampir. Vampir. Kan emiği emer o. Ben sizi o kadar çok dikkatli izledim ki gecelerde. Çok izli. Çok pazar geceleri. Ahmet Hoca gerçek bir televizyoncu. Evet. Teşekkür ederiz. Abi, o da screen animal'dır canım. Aynısıdır yani. Yük spor şov adamlarının dışında. Başka yarın manşet oluyor muyuz? Siz her zaman manşetsiniz. Siz her zaman manşetsiniz. Abdülkerim Hoca'yı nasıl buldunuz? Çok şükür. Ona ekranı bir getirebilir misiniz? Abdülkerim. Aa, canım benim işte. Karagül yanıyor ya. Tam Karagümrüklü değil mi? Tamam şahane. Nerelisiniz Abdülkerim Bey? Ben doğma büyüme Karagümrüklüyüm. Kardeşiniz Bahattin benim çocukluk arkadaşımdır. Ay bilmez miyim? Siirtli misiniz siz? Yok değilim. Siirtlere benziyorsunuz. Evet. Siirtlilere benziyorsunuz dedim. Ben de Siirtli olduğum için Bahattin'i biliyorsunuz. Acayip bir Fenerbahçeli. Evet. Benim arkadaşlarımız da bir ya. Siirt'e de selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Siirtli dostlarımıza. Nur Hanım'dan bir ricam var benim. Evet. Nur Hanım ben programınızı seyrediyorum ilgiyle. Her gün evet. Hemen hemen eşimle kaçırmıyoruz. Biz biz hanımla birlikte özlemciyiz. Lütfen özleme sahip çıkıyorsunuz. Özlem kim ya? Özleme çok saldırılıyor. Lütfen onu korumaya devam edin. Özlem kim ya? Özlem kim ya? Bülent Ersoy'un koruması altında. Öyle mi? Bülent Hanım da onu çok seviyor. Programımızı izliyor musunuz? Ahmet Hoca izliyor musunuz? Bana mı sordunuz efendim? Evet. Zaman zaman iş yerinde otururken böyle kanal görüyorum ama siz konuşurken gerçekten müthiş. O yanınızda bir hanımefendi var, o kimdi? Bana sert. İvana Sert ya. Ben tanımıyorum, kusura bakma. İvana Sert. O hanımefendiyi beğenmiyorum. Ve öteki yanınızdaki delikanlı kardeşimiz var. Kemal Doğulu. Onu hiç beğenmiyorum. Orayı götüren yıldız olarak sizsiniz. Allah korusunuz, bugün ölseniz o program dağılır. Kızlara geliyorum. Hocam, kızlara bakamıyorum. İvana'yı da doğradı hocam. Bazıları akıllı, bazıları titriyor ama hepsinin gözü sizde. Nur abla ne diyecek diye hepsi böyle şeytan gibi bakıyor. Bizim işimiz tamamen bir ek işi. Biliyorum. Bizim biliyorsunuz Caner Erdem beyefendinin biz elemanlarıyız. Çok iyi televizyoncudur yani. Çok muhteşem bir insan Haluk Bey de öyle. Çok iyi bir ekipteyiz. Bütün arkadaşlar tek başına başarı olmaz. Biz bir ekibiz tabii ki. Ahmet Hoca
Biz de sanki hani bazen burada kafeteryada oturuyoruz ya, öyle konuşuyoruz maşallah. Yani millet de diyecek ki bu ne, bilmiyorlar bizim bu kadar samimi olduğumuzu. Şimdi bana yarın bir sürü şeyler yazacaklar. Vallahi çok çok arayacaklar. Büyük olay oldu. Evet. Nur abla. Ve dolayısıyla de programınıza benim katkım oldu. Çok 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 sağ ol. Ama hakikaten Nur abla, Nur Yerlitaş büyük bir televizyon fenomeni. Son olarak. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir de beni nasıl buldunuz? Son olarak bunu soralım. Kapatalım. Teşekkür ederim. Niye söyledin ya? Çok şıksın dedi. Senin her zaman o ıslak saçlarına bayılırım ben, böyle jöleli. Nur abla, sakallarını kessin mi böyle mi? Bir baksana bir. Sakallı mı sakalsız Ertem mi? Böyle çok kötü, istemiyorum Ertem. Hayda. Hemen sakal bıraksın. Hemen sakal bırakın. Ayrıca da bir şey hatırlatayım. Ben de biraz reklam yapayım. Ben de yarın sabah yani 6'da uyanacağım, uyuyup Fox TV'deyim. Çünkü yine Caner Erdem'in yapımı. Yeni program Nilgün Berdin, oraya konuk gidiyorum. İlk defa konuk gidiyorum. Oo, çünkü bir yere ben gidiyorum. Ne mutlu size. Bilmiyorum, biliyorsunuz. Harika. Oraya konuk oluyorum ve beni bir seyredin ya orada. Seyredeceğiz. Muhakkak. Nilgün Hanım'a da çok selamlar. Nur ablacığım, çok çok teşekkür ediyorum. Nezdinize, bütün ekibinize çok çok selamlar. Caner Bey'e çok tamam. Çok selamlar. Ayrıca tamam. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, sağ olun. Hepinizi çok sevgiyle öpüyorum. Bizler de sizi. Görüşmek üzere diyorum. Çok sağ olun Nur ablacığım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ve sırada futbolun en önemli unsuru var Ertem Şener, yılın golü. Bakalım en güzel golü kim atmış? İşte 4 aday. Bu golü senin için atacağım. Tsubasa, golü en sevdiğin voleyle at. Meyve için umutların tükendi ya. Kim demiş ki elimizde? Kim demiş ki elimizde maç görüntüsü yok? Varsa da yoksa da Tsubasa. Biz bundan sonra Tsubasa'yı yayınlarız. İşte alın size futbol. Japon golcü, biliyorsunuz Japonya'da futbolu sevdirmek için Tsubasa kahramanını ortaya çıkardılar. Biz de Tsubasa'yı yılın golü adaylarını aldık. Ne Burak Yılmaz, ne Umut, ne Bebo Sov, ne Dembaba, ne Cardozo, ne Fernando, ne Ronaldo, ya, ne Messi. Yaşasın Tsubasa. Evet Ahmet Çakar. Tabii şartlar, elimizde bu var. İmkan ve kabiliyetlerimiz bunlarla kısıttı. Bize görüntü veremiyor. Görüntüsü yayınlayamıyoruz. Japonlar futbolu çok sevdirmek için Tsubasa. Biz futbolu sevdirmek için hakem odası basa. Tamam mı kardeşim? Onun için bana göre yılın golü Tsubasa'nın. Ne? Tsubasa. Üçüncü golüdür kardeşim. Geldi bak. Kenardan giriyor, biliyor musun? Bak bak bak. Senin de böyle gollerin var. Dizi üstü atıyor. Aynen. Arka direkten topun geldiği yerin tersine. Al bir daha Ahmet geri. Havlandır tamam. Yavaş oynan. Evet Rasim, sen ne diyorsun? Ahmet yavaş oynan. Dörtte böyle kalkıyor, iniyor, yükseliyor. Hop Allah 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 Allah. Bak 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 bak. Hop iniyor. Bu Tsubasa ekolü. Hakikaten Türkiye'de böylesi görülmemiştir yani. Tsubasa gibi golcü. Hayır, gol 4 mü? Tsubasa gibi golcü Türkiye'de hatırlamıyorum yani. Ben de Gökmen Özal. Afiyet olsun hocam. Tsubasa gibi golcü.
3 numarayı ben de Ahmet Hoca ile aynı fikirdeyim. Cem'in 3 numara yatarak. Apocuk yatıyor, bir de şu var. Yatarak evet hocam. Bloklar arasındaki bağlantı kopup. İç kalemi eksiklik olduğu için adam topun gelişine yatarak uzak direği vuruyor. Ömer Tuzubasa. Ahmet o 3 numaralıda vururken tam orada durdurur musun? Yavaş yavaş gel. Topun ayaktan çıkacağına bakalım. Bir bakalım evet. Var mı çevirebiliyor muyuz bunu piyano öyle filan? Bir bakalım. Tam vururken durdur Ahmet. Tam vururken durdur Ahmet. İşte hocam. Bak şu futbolun güzelliklerini konuşuyoruz evet. Bak. Al yavaş oyna. Yavaş oyna. Bravo Ahmet. Yavaş oyna. Görüyor musun hocam? Yere 45 derece açıyla ayağını topun üzerine yatıyor. Topun üzerine yatıyor. Çok önemli. Bak evet. Görüntü olunca. Nedir hocam? Bak 3'ün 3 numara. Görüntü olunca abi sana gelince nasıl güzel hocam. Evet. 3 numara. Tsubasa 3. Ben de Tsubasa 3 diyorum. Japonya'ya gidiyor. Tsubasa Aikon Ishiba diyorum sana. Tsubasa gol, Tsubasa'nın yılın golü 3 numaralı gol. Ne Burak Yılmaz, ne Umut, bak, ne Dembaba, ne Son Emelike, ne Cardozo. Geçiyoruz denize. Ertem, deniz bak, bekliyor. Elimizde görüntü var ki. Elimizde görüntü var. Elimizde görüntü olunca deniz anlıyor. Deniz sana geliyor. Küçümsemiyorum ya. Sekreter dedik, küçümsüyorsun hocam. Ben sekreterleri küçümsemem. Benim için sekreterler genel müdürler kadar. Sekreterin görevi ayrıdır. Evet. Patronun görevi vardır. Sekreterin görevi ayrıdır. Konuşmamın başında. Ya bu lafın üzerine fazla takmayın ya. Geri adım atacak hali falan da yok. Daha da kudurursam yani sekretere saygım var. Başka bir şeye döndürmeyeyim olayı. Şunu demek istiyorum. Bir dakika şunu demek istiyorum. Sekreter az inisiyatif kullanan. Az inisiyatif kullanan. Talimatları uygulayan. Talimatları uygulayan ve talimatları kusursuz uygulamak zorunda olan, çok başarılı olmak zorunda olan kilit personeldir. Peki. Yabancı falan bilirler. Ya dün desene Aziz Başkan dedi ki Emre'yi alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Alıyoruz kardeşim, Belanda'yı alamadı. Galatasaray aldı başını gidiyor. İşte Emre'yle açıyor. Aman abi alıyoruz dedi, kapattı, alındı. Alındı ki suratından düşen bin parça. Sinan'ın dediği doğru. Desene. Açsana kalbini Türkiye. Evet. Emre'yle problem. Beşiktaş'la ilgili bu son dakika gelişmesini şimdi ekrana getireceğiz arkadaşlar. Bağlayacaklar Canseri. Ya ben bu Lelora İstanbul'da gördüm gibi biliyor musun? Nasıl? Ben bu Lelora İstanbul'da falan gördüm galiba biliyor musun? Bu cümlenin altında bir şey var. Yani daha önce gördüm gibi biliyor musun? Bir şey var. Ben bunu bu çocuğu gördüm biliyor musun? Gördüm biliyor musun bu çocuğu? Yani ben Lelora İstanbul'a bilmiyorum geldim ama gördüm herhalde ya. Bak bilmiyorum. Bu çocuğu ben havaalanında gördüm biliyor musun? Yanında bir Ziyan abi bu doğru mu yoksa bir yönü mü var yok, burada? Yok, gördüm herhalde. Hep bir şey değil ama ben bu çocuğu gördüm abiciğim. Ben bu çocuğu gördüm. Lodoro bence İstanbul'a bilmiyorum. Tahmin ettiğim kadarıyla evet abi ben bu çocuğu gördüm biliyor musun? Havaalanında. Kanser bağlandı mı? Nasıl geldi mi diyorsun? 15 gün önce İstanbul'a geldi herhalde. Ne zaman, bugün mü geldi? Benzettim, hayır 15 gün önce falan gördüm galiba bu çocuğu. Gerçi haber olur be kardeşim. Ben bilmiyorum. Ben yanılmam. Bu suratı, yani o suratını... Botafogo'da oynuyor mu devamlı? Soracağım ben bunu. Evet, evet. Göstersene Ahmet Atkı'yı bir daha. Bir Atkı'yı bir göster de niye söylediğimizi anlasın. Geliyor Sinan Hocam. Hayret bir şey ya. Twitter'daki arkadaşlarından almış hadi. Onlar Hocak Anadolu küfür etmiyor. Böyle bir şey var mı babacığım? Yani ölünüzü dirinizi her gün gel 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 her gün birinizi lan bu ne lan? Bu ne ya? Şair baba. Bu ne, bu taraftarlık mı bu? Bak ha, kal böyle. Kal. Dondur. Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi. Sonra bu alttaki ne? Bu ne mi? K'nin yanındaki. Ne? Ne, K, F, V, A, S. En son küfür ben herhalde sana. O. Tabii. Ne kadar fenel. Ya çok ayıp. Baba yakışmadı ben size. Hakikaten yakışmadı. Meyreleş'in soyunma odasında bir sevinç gösterisi var. Görüntüleri var beraberce. Onu bir ekrana getirelim. Sonrasında da çok önemli görüntülerle yine karşınızda olacağız. Sinan abi kendinden geçti. Hocam bu hareketler yeter ya. Ekrana getirelim. Türk futbolu bakacağım. Üzerine Drogba çıkmış kafayı da. Vurmuş. Koşuyor ultrasların önüne doğru. Bu dansları yapıyor. Bu yeter Galatasaray taraftarına. Yapma hocam ya. Allah aşkına. Şov biznesi. Bak dediğin gibi hakikaten 80 öncesi bizim o Gültepe'de kuyruklara girerdik. Türkiye kuyruklarına. Saatlerce hocam yapma ya. Şey hakikaten bu zihniyet. Bir şey söyleyeceğim bana kızmayın. Hicap. Teşekkür ediyorum. Hicap duyuyorum. Beni anlayamıyorsunuz. Hocamdan sonra bir kere hocam bir kere daha görüntülü sesli olarak ekrana getirelim. Hicap görelim. Hocam. Şunu söyleyeyim mi sana? Bunu gördüm. İçim
elini zevkten. Bir kere daha ayaklarına getirelim. Müthiş bir müzik, müthiş hareketler, orada oynayasım geldi. Çünkü sen canım burada da beraber oynayalım. Bir kere daha ayaklarına getirelim o zaman. Evet, Ahmet Hoca oynayabilir belki, bir kere daha ayaklarına getirelim. Bak, gösterin, o da oynayacak. Bak, bak, bak. Evet arkadaşlar. Meyreniz değil mi? Meyreniz. Müziğe de var. Buradaki kritik olay müzik. Arkadaşlar, ver müziği, ver müziği, al abi, al. Harika, ben de dans etmek istiyorum. Karşıda var abi, ne var abi? Bir dakika, müsaade eder misin? O arkadaşlara bir sor bakalım. Burada yazıyor da bazen onları. Mesela Manchester United'ın ve Barcelona'nın yıllık taraftar spot geliri ve televizyon gelirlerini cihaz ediyorum. Madem hocam Galatasaray'da. Hocam bak, rakamlara bir şekilde çok ağır konuşacağım. Siz de müziği de ver altından. Ey Türk milleti. Sesi verin, yükseltin sesiyle. Türkiye, Türk futbolunu oluşturan belli üniteler tarafından sistemli olarak bir uçuruma doğru çekiliyor. Hocam var ya, nasıl popülizm ya? 50 kişi 50 koldan çalışıyor. Türk futbolu böyle kurtulamaz. Bak, bugün ayın kaçı kardeşim? 28'i mi? Hocam. Bunu yapmayın. Hocam. Bunu yapmayın. Bakın sen şimdi diyorsun ki, bunların dönüşü var değil mi? Bunların dönüşü var. Ben de diyorum ki... Bak ben de diyorum ki bunlara sen... Ey Türk spor severi. Hocam yapma. İçimizdeki hocam, Sinan Enginler, Kasım Ozan Kütahyalılar, bazı Dijitürk temsilcileri, bazı basın mensupları Türk futbolunu bir uçuruma doğru çekiyorlar. İnanın bana yapma, bir gün gelecek ya. Milli takımı soldan sayacaksınız, tanımayacaksınız. Ya hocam, sağdan sayıp tanımayacaksınız. Ya, sen, daha da yükselecek. Hocam sana inanamıyorum ya sen. Biz eskiden, bak ben sana söyleyeyim, maç olsun Avrupa'ya gidelim diye malzeme alalım. Yani bütün yiyeceğimiz Almanya'da. Spor malzemeleri yok Almanya'da Türkiye'de. Gideriz o mağazalara gideriz, ismini söylemiyorum. Allah. Mağazalara gideriz. 3-4 tane ayakkabı alırız, bütün sezonu geçirelim diye. Avrupa maçısın diye. 80 öncesi bizim Gültepe'de hemen kuyruklarda beklerdi. Küçük tüp kuyruğu, aygaz, bilmem ne şey ne o. Sana ayak kuyruğu. Sana ayak kuyruğu. Aynen öyle. Hocam dünya ayağımıza geliyor. Sinan, şu görüntüye bak hocam, yapma. Sinan. Sen nasıl böyle konuşuyorsun? Sinan. İnanamıyorum, senin gibi bu kadar entelektüel bir adam bunları nasıl söylüyorsun sen? İnanılmaz bir şey ya. Bravo. İnanamıyorum sana. Alkışlıyorum, alkışlıyorum. Ya gurur duyman lazım. Hocam Belhan da geliyor. 9 milyon euro, 10 milyon. Bu kadar havaya verecek mi? Vermez. Vermez. Aynı paraya veremez. Türkiye'yi ben heyecanlı. Hani böyle dropma gol atıyor, dizlerin üzerinde kayıyor, gidiyor. Şov yapıyor, dünya televizyonları gösteriyor. İtiraf et. Sen şimdi hocam kendini tekzip etmek istemiyorsun. Hoca da çok duygulandı. Aynen, şu dansları aynen. Gördü ya. Bayıldı, bayıldı. Bayıldı. Hoca da dansa geldi. Bak, ben, hadi bak. Sinan. Yalnız büyük bir şey söyledi. Sinan bir şey. Meren dedi burada oynadığı gibi. Burada oynadığı gibi daha oynamaz dedi. Buyur hocam. Birini oynasa yeter ya. Bana entelektüel dedin. Bu tartışılır. Teşekkür ederim. Benim yaşıma aşağı yukarı 1-2 yaş aramızda farklı. Aynı kategorideyiz. Bu ülke her zaman için. Hocam sen tüp... Dahili ve harici... Bedbahtlar tarafından bu ülke uçuruma götürülmüştür. Ya hocam yapma. Müsaade buyurun. Türk futbolunda, bakın Türk futbolunda çok ciddi bir zehirlenmeyle karşı karşıyayız. Her Drobga tipi yıldızın gelmesi, her Burak gibi, Umut gibi milli takımımızın bel bağladığı oyuncuların ıskartaya çıkması demek. Bunu anlayın. Hocam. Eğer bir dakika kardeşim, ben bu ülkenin futbolunun geleceğini... Belli mihrakları aletletmemek için sonuna kadar savaşacağım. Türk bana katılırsınız veya katılmazsınız. Hocam soyunma odasını bir yorumlayabilir miyiz? Ne olursunuz? Bakın beyler. Al Ahmet Hoca'yı. İşte bu da zehir. Genişle aç sesini. Aç sesini. Rasim dans edin. Rasim dans edin. Bir kez daha yükseltelim. Ahmet Hoca. Evet. Abdaloklar dans etsin. Abdaloklar dans etsin. Ahmet Hocam görüntüleri, soyunma odası gibi görüntüleri nasıl yorumlayacaksınız? Drogba, Meireles, Chelsea'nin şampiyonluğu. Aa, şimdi bu şey miydi bu? Şampiyonlar geçti. Şimdi şampiyon. Bakın beyler. Bu da kaldır. Bir kaldır kafi. Burası arkadaşlar. Kaldır. Müziği kesmeyelim. Bu da işte verelim. Oluşturulan zehirleme operasyonunun bir tezahürüdür. Bundan aynen. Dolayı seni de eleştiriyorum Ertem Şener. Adamlar Şampiyonlar Ligi Ertem şampiyonu olmuş. Yaptı hocam. Şampiyonlar şampiyonu olmuş. İçeri girmişler soyunmada dans ediyorlar. Ve bütün bunlardan sonra Chelsea'nin böylesine el gözden çıkarttığı adamları büyük paralarla alıp bazılarının yaşı da 34 örneğin. Kötü futbolcu demiyorum diyen taşı yapmayın bunu. Türk futboluna ihanet ediyorsunuz ey Sinan Engin. Ne oldu ya? Hocam ne oldu sana hocam ya? Hocam sen bir hepinizden özür diliyorum. Siz haklısınız. Hocam sen ama zaman müsaade buyurun. Hepinizden özür diliyorum. Hocam sen 80 öncesi. Rasim senden özür diliyorum. 80 öncesi Rusya'ya döndün biliyor musun? Rusya'daki her komünist seçimleri vatandaşı gibi oldu ya. Evet, İçinde bulunduğumuz ya? Maalesef dışarıdan yüce Osmanlı İmparatorluğu'nu atalarımız kurdu. Hocam yükseldik. Osmanlı mantığıyla müsaade... bakmıyorum. Hayır. Ben 3. Dünya maalesef şu anda Osmanlı'nın lale devrindeki gibi hayda. Har vurup harma savuran ciddiyetle yanlış işler. Türk futbolunun geleceğini karartıyorsunuz.
Sinan. Celal Korat mesela hocaya katılıyorum. Sağ ol. Ama de dans çok güzel. O zaman buyursun etsin Celal. Yarın onları da Reha Muhtar'la dansa bekliyorum o zaman. Buyurun gelin bana. Şimdi lafı nereye getireceğim? Hocam yarın evde parti var. Hocam bak Celal abi tezgahına gelme hocam. Vallahi beni üzüyorsunuz. Onun da adına ben geldim hani, bir kere. Hani Rasim'in derinliğini bilmediğim için Rasim manipülasyon da yapıyor. Hayda hayır hocam yapma. Son derece samimi bir kere. Sen bana demin dedin ya Türkiye'yi ulusalcısın futbolda. Evet futbolda. Belli oranda ulusalcı olmak şarttır. Futbolda tabii. Hayır, devam ediyor. Futbolda bitmedi. Kendi ulusunu düşünüyorsan Sinan, işe açılacaksın. Sen altyapıdan yetişmiş 16-17 yaşında Beşiktaş formasını giymiş. Keşke o bütün dünya yıldızları oynasaydı. Çok daha büyük oyuncu olurdu. Altyapı. Furyasının yaşandığı zamanlarda ortaya çıktı. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Bir şey söyleyeyim mi hocam? Sen bu hatayı ikinci defa yaptın. Quaresma geldi, Q7 dedi. Hocam. Adamı yönetime yolladı, küfeyle yolladı. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Bunları. Ben buradan çağrı yapıyorum Dişlik Genel Müdürüne. Yarın sabah Ünal Aysal'a teşekkür mektubu yaz. Aynen. Türk futbolunun marka değerini yükselttiğin için, Türk futbolunun seyircisini arttırdığın için ve dolayısıyla Dijitürk'ün dekodör satışını arttırdığına koydum. Peki sana soruyorum. Sana göre bu kadar hata diye nitelendirdiğin olayların mazumesini topladığın vakit bir cemaatin ele geçirme planı olarak telakki ediyor musun? Hayır ben onu başka bir şeye bağlı. O zaman bir soru da çalın burada. Bir dakika. Ben hocama bir şey diyeceğim. Özdemir dinleyelim. Bir soru sordu. Onu gene cevap. Bir dakika. Ben cevaplayayım şunu bir dakika. Hocam dedi ki bu hopar böyle bir. Ben sana bir şey mi hocam? Sen cemaatin olup olmadığını gayet bizden iyi biliyorsun. Sen cemaatten kimlerle görüştüğünde geçen aylar hafta içinde neler yaptığını sen daha iyi biliyorsun hocam. Sen anlat bize bu cemaatin operasyonu değil mi? Uçaklarda, havalarda kim gidiyor cemaatte? Pensilvanya. Hocam sinirlenme. Peki. Biz söylüyoruz. Faik Işık'a da böyle yaptın hocam. Soruyorum. Kovaladın ettin onu da. Oğlum sen böyle yapma. Sen medeni bir adamsın. Doktorsun. Bir dakika sen beni cemaatçi mi yapmak istiyorsun? Öylesin hocam. Bunun üzerine çocukların üzerine emin eder misin? Ederim. Bak şimdi. Allah korusun. Allah korusun. Allah. Hayır Allah. Diyor ki Allah korusun. Ben inanıyorum abici. Ben inanıyorum. Ben senin cemaatçi olduğuna inanıyorum hocam. Sen her şeyi biliyorsun. Ya kardeşim var ya çok tehlikeye bak. Ben size Türkiye'de peki bir şey diyeceğim. 15 sene evvel de mi öyleydi? Bak, Türkiye'de 15 sene evvel de mi öyleydi? Abicim bak hayır hocam son anda değişti. Bak ben sana bir şey diyeyim. Hocam içinde vardı böyle bir şey. Hocam başka şeylere de karşı konuşmuyor burada. Açıklasana bazı şeyleri. Açıkla hocam sen cesur adamsın, yürekli adamsın. 5 tane kurşun yedin. İlkelerin uğruna, hedefin uğruna. Konuşsana burada hocam. Konuşmuyorsun bir artık. Bir daha bana soruyu sorma. Açıklarsam burada şu stüdyoda en az bir adam, en az bir adam. Açıklarsam şey, en az bir adam. Bu ben de olabilir, sen de olabilir, Ömer abi de olur, Rasim de olur, Göktürk de olur. En az bir adam. Öyle bakma hocam. Ya aynaya bakamaz. Bak, sokağa çıkamaz demiyorum. İnsan içine bak, çıkamaz demiyorum. Böyle. Bak, burada bir tehdit gibi yok hocam. Vallahi, hayır. Bir de burada hepimiz tövmet altında kalıyoruz. Bak tekrar söylüyorum. Yani tekrar söylüyorum. Benle psikolojik savaş yapmaya kalkan unsur veya unsurlara karşı. Ben altı vurmaya çalışan unsur ve unsurlara karşı bu işin çok uzun yıllar eğitimini almış bir insan ve televizyonlarda bunu çok defa ortaya koyduğum için televizyonlarda bu unsurlara karşı savaşmayı çok iyi bilirim. Tekrar söylüyorum. Bir şey söylüyorum. İstiyorsanız konuşayım. Birazdan burada. Hani diyorsun ya çok sen şey biliyorsun. Bildiklerimi diyorsun. Anlatırsam. Anlat. Bu stüdyodan en az bir kişi. Anlat. Büyük ihtimal ben olabilirim. Bilmem. Ya öyle diyorsan benimdir o zaman. Bir dakika. Bana bunu söylesen benimdir. Anlatsın o zaman. Tehdit mi var diyorsun? Ben tehdit ediyorum. Bir dakika. Sen. Ama bu daha da kötü. Bir dakika. O arkadaşlarıma rahatsızlık ediyorsun. Rasim ben Ahmet Çakar'ı esasında en zor durumdan kurtaran bizim Adnan. Tam köşeye sıkıştırdım. Suallerimi sordum. Cevap alacakken birdenbire oradan hamle yaptı. Ahmet Çakar'ı kurtardı. Yani dur bakalım ya ben soruyorum Ahmet Hoca. Adnan Ahmet'in ajanı mı yoksa? Ahmet evet. Adnan sana bir şey soracağım. Adnan abi sen sor. Adnan sen Ahmet abi oradan gir mi yaptı acaba? Hayır sor. Sıkıştım gir mi dedi. Ya hocam ben diyorum ya. Ben bu komplonun. Adnan abi baba cevap. Üzerinden geldim. Ben sana şunu söylüyorum. Lafları döndürme. Rasim'ciğim sevgili Rasim. Ben de şunu söylüyorum. Sen o zaman ben sana bir şey söyleyeyim. Ben burada kavga etmeye gelmedim. Ben de kavga etmeye geldim. Sen, ben Göktuğ'a tamam, kızdım. Tartışalım abi. Azgınlığın son haddine geldi. Yapma ya. Göktuğ'a kızdım ben. Bak bir dakika. Göktuğ'a kızdım. Şey tamam kızabilirsin. Bana da kızmak hakkı var. Bak bana burada Adnan da kızıyor devamlı. Ben konuşmuyorum kardeşim. Ömer abi de kızıyor. Ben bu programda bana darbe yaptınız burada. Ben konuşmuyorum. Tek bir şey söyleyeceğim. Ben protesto ediyorum. Sen darbeyi kendi kendine yaptın. Hayır ben yapmadım kardeşim. Sen burada sunucu olarak benim haklarımı savunmadın. Ben sana kızdırırım. Beni Ahmet Hoca burada susturdu. Darbe yaptınız bana. Tamam dur. Gerçekten darbe yaptınız. Ben konuşmuyorum abi. Bu konuşacaksın bir dakika. Sabaha kadar yok istemiyorum söz. Şimdi şöyle. Sabaha kadar konuş. Ben tekrar abi. Söyleyeyim şurada hani yayıncılık açısından ben söyleyeyim. PFDK'nın
Ben burada konuşmayacağım, dayanamadım sonunda. Söyle, söyle abi. Hakikaten. Ya kardeşim, daha dün yazmadı mı Serdar Turgut seninle ilgili? Ne yazdı? Sen başbakan sana emredip de Aydın Doğan'la sen buluşmadın mı? Bir daha emriyle. Ya ben burada susuyorum da. Sen bak, başbakan seni seviyor. Fethullah Gülen seni seviyor. Ortada bir sigorta gibisin. Ya ben bu işi anlamadım. Aziz Yıldırım bile senin hakkında bir dava bile açmıyor kardeşim. Estağfurullah. Yani ne dedi? Estağfurullah. Ahmet hocam desen. Öyle bir. Olay beni rahatsız ediyor. Bir dakika hocam. Bir dakika hocam. Sen de hocam. Sen de nerede olduğunu çok iyi biliyorsun. Kimlerle birlikte olduğunu iyi biliyorsun. Bak, İnsanları kandırıyorsun. Bir dakika, bana ne yakıştırıyorsun? Ya, şöyle. Bir. Şöyle. Hocam sen şöyle. şu anda cemaatin. Hakem hoca. Ya. Peki, devam et. Başka. Valla bak gene. Başka. Bak gene başa döndük. Başka. Gideceksin Amerika'ya. Başka. Her şey yapıyorsun hocam. Başka. Bu kadar yüzlerce şey var hocam. Geçen haftaya gel, geçen haftaya. Pensilvanya. Bir dakika. Pensilvanya var, Alman ajanısın. O da tamam. O da var. Her şeyin var hocam sende. Başka kardeşim. Hocam daha ağır konuşacağım. Yapma hocam. Ya sen konuş. Vallahi konuşacağım ya. Vallahi konuşacağım sana hocam. Ama bak. Şöyle söyleyeyim. Bir tarafta diyor Pensilvanya Alman ajanı. Evet. Her şeyin var hocam. Bu kadar parçalanabilir mi ya? Parçalanabilir. Bir şey söyleyeceğim. Serdar Turgut'un iddiaları zırva. Bırak ya. Ne iddiaları? Ya sen var ya. Töbe töbe. Haşa sen Allah mısın ya? Türkiye'yi yönetir gibi abi. Bu var ya, Aziz Yıldırım ne zaman çıkacağını da bilmiyorsa ekmek Kur'an çarpsın. Ne? Aziz Yıldırım sen ne zaman çıkacağını bilmiyorsa kapatmasın hocam. İşine gelmeyince kapat diyor ya. Adnan, demin de bana sus diyor. Adnan. Bana da darbe yaptınız ikiniz. Hani yeni Türkiye? Adnan, sana da yazıklar olsun. Sen bir tek Ömer abi var burada. Adnan'cım, sana da yazıklar tamam, olsun sen, abi. Söyle, şimdi ben sana söyleyeyim. Sen de burayı yönetemedin bu gece. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Susturdunuz beni, ben şimdi son da patladım. Bak, hepsi. İnan, tiyatro yapıyor ikisi ya. İkisi tiyatro yapıyor. Bravo Ömer abi. Adam gibi adam Ömer Çavuşoğlu. Sevgili Adnan, ben sana şöyle söyleyeyim. Eko bitti. Sen tabii bana da eleştiri yapma hakkın. Sorum Ahmet Çakar'a. 3 sene önce Ahmet Bey Ancelotti için, Milan teknik direktörü Ancelotti için, o Ange Prostat takımının teknik direktörü olabilir Milan'ı kastederek. Ondan teknik direktör olmaz. O hatta adam bile değil demişti. Tabii. Çok güzel bir soru. Vural Üstün tebrik ediyoruz, gerçekten güzel çok bir soru. Çok güzel bir soru. Evet. Ancelotti'nin adam olmadığını çok iyi biliyor. Efendim? Adam olmadığını çok iyi biliyor. Nasıl adam? Oğlum buradan atmam, özel hayatını niye anlatayım adamın ya? Ne demek ya? Adam yaşadıklarımı... Ancelotti için nasıl böyle bir şey dersin? Ben öyle diyorum. Var magazinde falan şeyler. Hayır efendim. Ben Ancelotti'yle tanışmış adam. Tanışmış adam. Oturmuş adam. Saygısızlığı mı oldu sen? Hayır ya, ben her şeye anlatmak zorunda mıyım burada? Özel yaşamış mahremi. Bir adama yani. Kalkıp da adam... Devam ediyorum. Bu makinede bunu hiç sormak zorunda. Ancelotti derin dünya futbolunun antrenörler nezdindeki en önemli adamıdır. Ancelotti işsiz kalmaz. Dünyada bazı sektörlerde bazı insanlar hayatta işsiz kalmaz. Şimdi soruyorum, Ancelotti Milan'da ne yaptı? Bana onu söyleyin. Ancelotti, İtalyan devlet başkanının çok ciddi torpiliyle her tarafta iş bulacak. Bu kadar açıklıyorum. Daha derinini açıklayayım mı? Açıklama istiyor musun? Ayıp olur adam. Sizden açıklayayım mı? Bilmiyorum. Ayıp olur. Chelsea'den ben sizin adamı kovduracağım. Hayır efendim. Hayır efendim. Açıklama hocam. Berlusconi ile zamanında çok şey yaşamış. Canı ciğeridir. Evet. Ancelotti dünyanın her takımının için istediği zaman torpillerle iş bulur. Bu onun adam olmadığını gösterir. Başka adam olmadığı olayları ama onları anlatma. Onları anlatmam. Bunları anlatmam. Ben biliyorum. Üzülür bile değil mi Ancelotti? Hayır hocam. Ancelotti bu. Şu an bizi seyrediyormuş. Mesaj attı, bizi seyrediyormuş Ancelotti. Üzülebilir. Ama şu anda çok anlatmasın. İyi gidiyor. Chelsea bugün Manchester United. Hocam anlatmasın onları. Ancelotti'nin aile yaşantısını anlatayım mı? Hocam anlatma, biliyoruz onları. Hanımının Mısır'da yaşadıklarını anlatayım mı? Bize ne be? Kendisinin bir Roman bilmem neyse, beni fazla konuşmayın. Hocam bunları anlatma. Ayıp olur ya. Evet. Ancelotti ayıp olur. Onun için bırakın bana hikaye anlatmayın. Ya anlatmıyoruz ki de. Size demedim canım ya. Ben söyledim. Tekel üzerine alma. O arkadaşıma söyle. Tamam biz de sen. Ama o arkadaş beni şeyden sonra arasın. Programdan sonra. Vural da adı. Vural Üstünler'de. Vural Üstünler. Ben ona Ancelotti ile ilgili bir şey anlatacağım. Eğer bana inanırsa peki abi de. Evet, hemen Trabzon'a Avnakere. İlerde bildiğin vakit bek fark yok diyordunuz. Bek fark yok Beşiktaş'ta. O dönem öyleydi hocam. O dönem hocam bir taraf futbolcu çıkış yaptı, bir taraf futbolcu duruyor yerinde. Arda, biz de Arda, biz de bizim Arda. Bekliyorum Arda'nın çıkışını bekliyorum. Bizler Arda bu mukayese hoş olmadı Arda açısından. Dün Real Madrid'de Arda da zaten bundan dolayı ya. Yapmayın dedi. Yani. Abicim bir dakika, Arda ile ayrı bir şey. Ben yine katılıyorum. Arda sezon başlarken Messi ile Arda'ya bakın. Hocanın söylediği kadar, dünyalara kadar öyle bir fark yoktu. Oynasın dedik Arjantin, Türkiye milli maç oynasınlar bakalım. Bir tarafta Messi, bir tarafta Arda görelim. Bizim Arda da milli takımlarında iyi oynuyor yani, öyle demeyin. En güzel önce alış yapmış yorumu. Yani ikisinden birini hangisi alırsın? Arda'yı tercih ederim. Arda'yı tercih ederim demiş. Şimdi mesaj geldi Ahmet.
Pelin'in gözlerinden yaşlar akıyormuş. Ki bu Türk çocuğu benim kadar... Oğuzhan mesaj attı. He. Bana da Oğuzhan diyor ki baba diyor o zamanki defans oyuncuları diyor koşamıyorlardı diyor. Ne? Eski zamanda yani Pelelerin zamanında. Şimdi Messi'nin yani. Zamanında Ramoslar, Maikonlar bir sürü adamlar vardı. Tekme tepe duyuyorlar. Şimdi bana göre de Messi diyor mesela. Kimse Messi'ye yani. Dokunmuyor ama o da diyor şey. Bir şey dokunamıyorlar. Messi'ye korkutuyorlar. Tabanca lazım Messi'ye. Pele'yi var ya Pele'yi. Öyle bir kişi iki kişi ağır aksak değil. 3-4 kişi tutuyordu. Pele rahat top oynadı. Zıplayarak oynadı. Beline beline. İnan bana beline tekme atıyorlar. Dalıyorlardı. Trapattoni var ya Trapattoni. Bir interne oynuyor o zaman. O da futbolcu mu? Tabii. Trapattoni yok. Oğlum. İşte Pele geldi. Pele'nin görüntüleri. Nereden bileyim baba? Madem bilmiyorsun söylüyorum. Soruyorum futbolcu mu? Abi yemin ediyorum Pele'yi. Pele'yi. O zaman Pele mi şimdi bu? Seyret. Bir dakika. Seyret. Bir dakika. Seyret. Bu akşam Diyarbakırlı siyahi oyuncu bebeğinin attığı golü ne koy? Hadi. Hadi babacığım hadi. Rast ne var bunda gol diye koyuyorsunuz? Yapmayın beyler ya. Devam Allah aşkına ne var bunda? Vallahi devam et. Gülme. Al o kes oradan topu ortada. Evet. Kalktı vurdu ne olacak? Tam bir şey yani. Tebih de attı. Ya o dönemin şartlarında geldi. Elimizdeki görüntüler bunlar. Ne yapalım yani? Güzel bir görüntü daha var. Adam, ne var bunda ya? Sanki böyle büyük golmüş gibi. Adam 1280 tane atmış bunlardan. Ahmet Çakar ne diyorsun? Bana ne ya? Ben sana çocuğum bak. Rahatsız etmiyorlar bak. Yanında çık şey var be. Bırakıyorlar bırakıyorlar vursun diye değil mi hocam? Bu adamı 66 Dünya Kupası İngiltere'de. Tam sürekli pozisyon geliyor. Sağ ol. Bir de Semih'in İsviçre takımın attığı golü koy. Bir de bu akşam Diyarbakırlı çocuğun attığı golü koy. Ya bırak bunlar ne tartışıyoruz Allah aşkına. Ayıp ya. Ayıp denen bir şey var. Abi ya. Kabul etmemiş. Ya o zaman hocam. Gitmedi kardeşim. Gitmemiştir hocam ya. Gitmedi. Kolayına alıştı işte. Oh sevde 60 yazıyor. Parayı oradan bulur. Niye hocam yani? Sıkıldım abi ben ya. Evet o zaman bir de reklam. Kela olayından sıkıldım.